3 Mayıs 2024 arkadaşlar. Umarız herkes iyidir. Sağlıklıdır. Osmanlı Ermeni mimarlar, Balyanlar, Balyan ailesi, Balyan sülalesinin eserlerini çekmeye devam ediyorum. 11.30'dan beri Dolmabahçe Sarayı'nın dışını, kapıları, detayları çektik. Şimdi Dolmabahçe Camisi'nin oradan biraz dinlenirken şöyle adalara giden yer var. Ya burada o kadar güzel tarihi bir çeşme varmış, Balyanların yaptığı. Cami, saray yaparsa çeşme yapmayacak mı? Evet. Sarıkız Balyan'ın yaptığı muazzam bir çeşme. Şu işçiliğe bakın arkadaşlar ya, bu mermer taş bakın. İnsan bakmaya doyamıyor ya. Şu zarafete bakın arkadaşlar. Burada da hitabesi var. Tabi zamanla aşınmalar var. Evet, buradan adalara epey gittim. Hadi aceleden tabi koşturarak. Hiç bunu dikkat etmemiştik. Bir de balyanları çalışınca daha. Evet, şöyle yandan da alalım. Evet, maalesef gene burada çok turist var. Bunu yapanların %99'u turist olabilir. Yine tarihi güzelim yere sigara, kola artık kimin koymasını bilir, terbiyesizlik kim olursa olsun. Tarihi bir eser, bu kadar güzel bir eser. Evet, aşağıda da şişe var. Evet, burada biraz bu da denize bakan tarafı. Yine muazzam bir eser. Yalnız bu tarafı biraz deforme olmuş. Bu hitabe yazısında bir sıkıntı var burada. Burada biraz kırılma var. Buraya böyle bir şey koymuşlar ama anlamadım. Tamirat etmeye çalışmışlar. Yine burada, evet, şuraya bir parça eklemişler. Hemen orijinal olmadığı belli oluyor bakın. Aşağıdaki parça. Evet. Çok kötü. Burası öteki yüze göre çok deforme olmuş. Muazzam bir eser. Evet. Şurada yandan da bakalım. Gerçekten şöyle, yalnız burası biraz tamirat olması lazım. Zemin, evet. Arkadaşlar bu yüzü hitabede sıkıntı yok. Ama öbür taraf nasıl olmuşsa çok büyük bir darbe almış ve ortaya anlaşılmaz bir parça koymuşlar. Bir daha bakalım oraya. Gerçekten anlamadım. Bu işten anlayan varsa. Evet, buradan şöyle hitabeye iniyoruz arkadaşlar. Hitabede şu çatlakları anladım. Oraya doldurmuş. Tamam, orijinal. Buraya kadar tamam. Yalnız burada. Ya bu parça neyin nesi burada ya? Allah Allah. Arkadaşlar şurayı anlamadım. Şimdi bu şuradan şöyle yazının devam etmesi lazım. Önde hitabede. Şöyle buraya kadar yazı. Gene şu yazının şöyle devam etmesi lazım. Abi adam getirmiş mermeri buraya koymuş. Şu buraya bir düz mermer yapmıştır. Sonra bu yazıyı taşla tık 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 burada ne yazıyorsa arka tarafta hitabesi var. Aynı taşı yaz. Bu acayip bir şey olmuş ya. Böyle bir tamirat da hayatımda görmedim abi. Bakın ön taraftakine şimdi göstereyim, onun aynısını yapabilirdi. Zor bir şey değil. Düz bir karartılı mermer koy. Çok parlak olmasın. Hafif karartılı mermer. Şu yazıların şöyle devam etmesi lazım arkadaşlar. Burada ne olmuş? Burası kırılmış. Nasıl olmuşsa bu kadar taşlı mermeri kırmışsa, artık kim kırmışsa, becermişse. Buraya gelmiş adam böyle bir beyaz mermer çukuru doldursun diye koymuş.
çok çirkin olmuş. Oraya bir düz önce mermer koyacaksın, sonra o yazıları tık tık devam ettireceksin. Kimin kafasıdır anlamadım. Bunu çok değerli bir eser. Artık burası kime aitse, Büyükşehir Belediyesi'ne mi, Kültür Vakfı'na mı? Burayı halletmesi lazım. Burada gördüğünüz gibi binlerce turist, kalabalık turizm olan bir yer. Tam da bu önünde şunu görürse dünyaya rezil oluruz. Kendimize de rezil oluruz. Ben çok üzüldüm arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Böyle geliyor. Böyle bir şey koymuş. Alakası olmayan bir mermer. Allah Allah. Bu tabii çıkıntı olmuş, dışarı taşmış. Bu aptalca saçma bir şey olmuş ya. Ne yapmak istemiş anlamadım. Oraya dümdüz bir mermer koy abi. Sonra da o yazıları yandan devam ettir. Osmanlıca bitsinmiş. Evet, umarız yetkililer böyle Kabataş'ın göbeğinde muazzam bir eseri böyle dikkate alıp da şu düzeltmeleri yaparlar. Çok zor bir şey değil ya. O kadar Anıtlar Kurumu'nda, üniversitelerde bu işlerle ilgilenen tarihi ilgili mimarlar, bu işin ustaları var, bu işin hocaları var. Getirin burayı halletsinler. Gerçekten çok yazık. Bizden uyarması bunu gözden kaçmış olalım diyelim hadi. Evet, Kabataş Vapur İskelesi'nin tam önünde. Böyle tarihi Balyanların eseri Osmanlı Çeşmesi. 1860'lara yaklaşık camiyle beraber yapılmış Doğabacı Camisi. Hemen bitişinde zaten. Evet arkadaşlar, gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun.